Her şeye peş peşe zam geliyor. Hepimizin alım gücü düşüyor. Doğal olarak belediyenin de maliyetleri artıyor. Bütün faaliyetlerimiz çok daha pahalıya mal oluyor. Artık şirketler birkaç hafta sonrasını tahmin edemedikleri için ihalelerimize girmiyorlar. Bu süreçte bizim de öngöremediğimiz maliyet artışları oluyor. Nasıl siz markette, kasapta, manavda bu kötü ekonomik koşulları hissediyorsanız, belediyemizin de tüm gelirlerinde ve harcamalarında aynı durum hissediliyor. Örneğin 2023 bütçemizde EYT konusunda 1 lira yoktu. EYT çıktı. Emekli olan ve olma ihtimali olan 5000 personelimiz var. Bunların kıdem tazminatı 1,5 milyar lira tutuyor. Bütçede bu konuya ilişkin ayrılmış bir kuruş yok. Yine Şubat ayında çok acı bir deprem yaşadık. Depremin dayanışma harcamaları ve yaptığımız faaliyetlerden dolayı yine bütçede olmamasına rağmen 500 milyon lira civarında ek giderimiz oldu. EYT çıkarken de açıklamalar yapıldı. Birçok firma, kamu kuruluşları ve belediyeler bu yükün altından kalkamaz dendi. O zaman dendi ki kredi garanti fonundan kredi açılacak ve bu şekilde ödemeleri sağlanacak. Bütün belediyeler kredilerini çektiler. Aynı durumda karşı karşıya hepsi kendi kredilerini meclislerden çektiler. Biz de dedik ki bakın ekonomik şartlar belli. EYT'ler belli. Hem EYT'lere parasını ödemiyorsunuz diye eleştiriyorsunuz. Bütçede beraber çıkarttığımız bütçede bununla ilgili bir kuruş olmadığını da biliyorsunuz. Hem de EYT'lerin parasını vermiyorsunuz diye eleştiriyorsunuz. Neden? Yönetimi sıkıştırmak için. Ben sıkışmıyorum Allah'a şükür. Bir şekilde ne yapıp yapıp ödemeye çalışıyorum. Ama geciken her EYT'linin hakkı boyunlarının borcundadır. Bunu açıkça söylüyorum. Tüm bunlara ve toplu iş sözleşmesi belli olmasına rağmen ve hiçbir zorunluluğumuz olmadığı halde mesai arkadaşlarımızı bu şartlarda ekonomik olarak ezdiremezdik. Bu bakımdan Temmuz ayından geçerli olmak üzere tamamı enflasyon oranının üzerinde ve önemli ölçüde artış yapılmasına karar verdik. 2024 yılının Ocak ayında ayrıca bu yaptığımız artışların üzerine toplu iş sözleşmesi gereği yapılacak olan %40'lık artış bu son artışın üzerine yansıtılacaktır. Buna rağmen eğer bu durum devam eder, işçilerimizin de mağduriyeti devam ederse mutlaka ve mutlaka sizin durumunuzu yeniden gözden geçirip ek ilave artışlar yapacağımızın da bilinmesini isterim. Yani öyle garip şeyler oluyor. Eleştiren arkadaşlar kendi belediyelerinde denge tazminatı falan vermiyorlar. Hatta öyle duyumlar alıyoruz ki banka promosyonlarını dahi ödemiyorlar. Ondan sonra gelip belediye meclisinde eleştiriler yapıyorlar. Hepsini insafa ve vicdana davet ediyorum. Hemen hemen bütün belediyeler, ilçe belediyeleri kendi belediye meclisi üyelerinden kredileri çektiler. Peki bize niye vermiyorsunuz? Önce bir işçinin hakkını koruyacaksanız, önce işçilerimiz sendikalaşmasını sağlayacaksınız. Eğer gerçekten samimiyseniz, EYT'lerin parasını almak istiyorsanız, İnşallah bugün veto ettiğim krediyi onaylarsınız.
hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bu süreçte